bağlandık ve Peru'dan Hindistan'a kadar Herkes bizi izliyor. kocaman bir coğrafyada, gülmeyin, gerçekten koskocaman bir coğrafyada bu şeyi seyrediyor insanlar ve yayını görünce diyeceksiniz ki ya nasıl oluyor bu iş? Artık dünya böyle bir yer. Bu sene Seyhan Öztürk ödüllerinin, ilk şiir ödüllerinin ikincisini veriyoruz. Geçen sene yola çıktık. Umarım her sene katlanarak gider ve genç şairler için bir kalite çıtası olur bu ödül. Onlar için bir kendilerini hizalayacakları bir şey. Çünkü bu ödülün manevi yönden başka hiçbir şey yok. Ne kitap basıyoruz, ne bir yayın evinin uzantısıyız, ne bir şey. Sadece şairlerin şairlere verdiği bir ödül bu. Ve Seyhan bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ve böyle açacağız. Keşiflere meraklı bir insandı. O yüzden bu ödülü kurarken dedik ya Seyhan için ne yapsak da uygun ve anlamlı olur. Genç bir şair keşfetmek, ödül, şiir ödülü verelim ve ilk kitabı verelim. Çünkü Seyhan'ın ilk kitabı gerçekten mucize gibi bir kitaptır. Yeisiyle Tabanca yayınlanan kitabı. Ödül almaması da ayrıca bir sıkıntı. Evet. Bence gayet iyi aslında oldu. Aslında üçüncü kitabı değil miydi? Yazdığı üçüncü kitap olabilir ama yayınlanan ilk kitabıydı. Hı hı. Bu kitapla yayınlanmaya için bir düşünmüştü, öngörmüştü. Ve bence de şahane bir kitaptır. Onu da bir araya getirerek dedik ki ya işte genç şairlere yani bizim görebildiğimiz, bakabildiğimiz, estetik seviyesini beğendiğimiz, belli bir bağlam içerisinde oturabilen genç şairlere ödül verelim dedik. Geçen sene katılanlardan iki dosya ve iki kitabı ödül verdik. Çok da keyif aldık onlara ödül verirken. Bu sene gelen katılımdan da bir tek Sinan'a ödül çıktı. Bu sene öyle oldu. Belki seneye başka bir şey olur. Bilemiyoruz. Bu keşif sürecinin devam etmesini istiyoruz ve yerleşmesini, bizden sonra ödülü kazanan arkadaşların bu geleneği Seyhan'la devam ettirmesini isteriz. Söyleyeceğim çok bir şey yok. Sinan'ın şiiri oluşmaklı olan bir şiir ama çok ışıklar taşıyan, geleceğe dair umutlar barındıran bir şiir. Bu yolda devam ederse kendisinden iyi şeyler bekleyebileceğimiz genç bir şair. Hayat zor. Şairleri çok baştan çıkaran bir hali var. Burada sebat her şeyden önemli. Devam edeceğiz. Yılmadan devam ettiğimiz sürece de umarız gelir. Sinan'a güveniyoruz. Ve onun için iyi bir gelecek diliyoruz. Şimdi bu ödülü vermek üzere Ali Günvar'la Osman Hakan'ı çağırıyorum. Geçen sene ben çok ödül verdim. Sinancığım, Ali'cim. Evet, Hakan sen de gel. İkiniz ortanızı alın bakayım. Abi, genç şairi. Genç şair ortamızı şey alın. Gibi. Osman Hakan biraz kenar. Böyle bakabilir miyiz? Özellikle de senin söylediğimiz yazıları çok dikkate al. Yazdığın her mısraya Allah kelamı gibi bağlanma. Silebileceğin çok şeyi sil. Genç yaşta böyle bir ödül aldın. Bu önemli bir ödül. Seni engellemez. Teşekkür ederim. Şehirde ederim. Sansar var, bunu hiç unutma. Şimdi senin evde var. Evet. Şimdi senin evde var. Gururla taşıyacağım. Çok teşekkür ederim. Birkaç kelime de sen söyle. Sinancığım sen de biraz bir şeyler söyle. Yani Seyhan abinin ilk ödülünü aldığımı duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü ondan öncesinde sonuçta yaşım itibariyle genç ama Teoman'ın bir şarkısı vardı. İşte hem hayattan hem ölümden korkarak diye. Altındaki ilk oradaki lansmanda görmüştüm ben. Ahmet Erhan ve Seyhan Öreçelik için diye. Çok bambaşka bir şair, yani bambaşka bir insan. Ödülünü almak da bana çok büyük gurur verdi. Umarım yani gururla taşıyacağımı da kendi içimde niyaz ediyorum. Bundan sonra da çok çalışacağım yani. Seyhan denemeyi çok seven bir şairdi. Yani insanım olarak. Ben de elimden... Yeni şeyler bulurdu sürekli. Gençler kendi yollarını kendileri alacaklar. Yani biz orada ne yapabilirsek, elimizden ne gelirse hani...
yardımcı olmak demeyeyim de şimdi yanlış bir deme yardımcı olmak. Değerlendirmek diyor. Yani işte elimizden bildiğimiz neyse onu yapmak daha önemli şey. Yoksa şair zaten kendi yolunu kendi açan adamdır. Evet, başka da bir şey olmaz. Bütün şairler dener aslında. Denemediği zaman ölmüştür. Heykelcikten bahseder misin? Evet. O çok önemli. Ödül heykelimiz Ömer Yavuz'un yaptığı bir heykel, bize hediye etti. Biliyorsunuz Seyhan'ın lakabı Sansar'dır arkadaşlar arasında. Ömer'e ben yardım bize bir ödül yapsana Ömer. Hani Seyhan için vereceğiz. Böyle ulan ne yapsam ben ne yapacak diye de merak ediyorum aslında. Sonra bir baktım bunun şeyden yapmış, çamurdan yaptığı halini böyle bir şey yapıyorum. Ne dersin diye. Biliyorsunuz King Kong şeyi vardır. Gökdelenlerin üzerine falan çıkar. Şehirde bu da Sansar şehirde ve bence çok bizim Seyhan'a çok yakışan. Yani görse, çok sevdik biz o ödülü. Gülmekten öleceğine eminim yani. O şeydi. Bayılırdı. Yani çok sevimli bir ödül oldu. Ömer'e de bunun için çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Hilmi Hoca aradı. Özet şey dedi, ne olur dedi. Gelemediğim için kusura bakmasın. Kendisini kutluyorum. İyi yolculuklar diliyorum bu yolda, şiir yolunda. Umarım yolu açık olur dedi. Onu da şey yapalım. Noyan aradı. Noyan dedi ki ben de katılamıyorum ama ne olur. Lütfen Bartın'da bir kardeşi var. Seyhan'ın kardeşi Noyan arayacak. O da bizim jürimizde. Dedi ne olur. Bartın onun evidir. İstediği zaman burada gelebilir. Orada bir Varolsun ben çok gurur duydum şu anda. Seyhan Erez Çelik bir kütüphanesi açıyoruz orada yakında. Olursa işte belki seneye bir ödül töreni bir orada yaparız. Belki bir etkinlik yaparız. Yani şeylerle beraber, ödülü kazanmış gençlerle beraber, belediyenin sponsorluğu. Tabii ne güzel olur. Şiirin etkisi olur. Aklımızın ucunda var. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Onurcuğum bunu keyifle. Kabını atmasaydık be. Çok yollarda kırmasın şimdi. Ben bütün kıymetli jürimize, Ali hocamıza, Osman hocamıza, Bahadır hocamıza, Haydar hocamıza, yani Noyan hocamıza hepsini çok çok derinden, içten teşekkürlerimi ediyorum. Seyhan abi için gelsin diyeyim. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Bir şiir okuyalım mı? Hadi bir şiir okuyalım. Hadi bir şiir okuyalım bize. Hadi tabii canım artık. Günün yıldızı sensin. Yani. Sonra okusaydın. Nasıl istiyorsan gel. Öyle olsun. Gel. Hadi oku bakalım. Çocuk heyecanlandı şimdi. Bir Akdeniz kentinden serzeniş. İçinden aldır bir Ağustos gibi gürleyen bu ikindinin selamsız sesini. Güne başladığın vakitle doğrul, doğrul. Vaktini kırmaya gelenler vardır. Sesini yüze yatıran yağmurlar ve sessizliğini anlamayan sesler. Tuhaf konuşmalardan geldim. Anlamda yankılanan yağmur sesi. Yürüdükçe bir kentten sıkıntı yaratan adımlar. Yorgunluğu anlaşılmayan kadınlar. Bütün bunları gördüm. Avanos'ta bir pazar. Aşktan ödünç aldığım cesaretle yanaştım bir kentin rıhtımına ve bütün görkemiyle doğruldu Akdeniz. Dedim, bu dünya göğün altında sınırlıdır. Bunu bilemez, tenleriyle kavrulan, yeryüzünü kaplayan çılgınlık. O vakit anımsadım, bize düşen nedir? Bir vakittir şehre geldim ve gülümsedi çocuklar. Toplandığı panayırları taşladım. Kar yağdı güzelliğimize. Evlerin pazar sesleri, buharlı camları ve ciddiyetli kahvaltıları. Yani bizde yarattığı anımsanan kaybı. Kayboldu beyazlarla birlikte. Halbuki nerede duydum sessizliği? Çoktan öldürülmedim oysa tanrıların sesi. Çoktan geçmedi mi buhardan şair? Çünkü biliyorum. Nerede dursak bir ikindi patlıyor. Sağnak ve durgun neşesi içimizde. Artık gittin. Önümde dağ gibi bir yalnızlık. Sırtımda tüm kentin dönülmez akşamları. Hangi mevsim dokuyacak artık baharın, kırlangıçların ve güzün gözlerindeki yansımasını? Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra sohbet edelim. Ödülümüz bitmiştir. Sakın ödülünü unutma. Valla ödül koparak gelin. Onun, onun çok tariflisi var. Kaybedersen herkes atlar üzerine. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.